Sarot Termal Palas Tatil Köyü, Şehri Gez Yorumu sunar. Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Kaçkar Dağları'yla Karadeniz arasında oldukça sarp bir arazide kurulan Rize'nin geçmişi çok eski tarihlere dayanmaktadır. 1204'te Trabzon İmparatorluğu'na bağlanan Rize, 1470 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Yaylaları, ahşap evleri, kaleleri, konaklarıyla birçok ziyaretçiyi bünyesinde barındıran Rize, bir tarih kenti olduğu kadar aynı zamanda bir turizm kentidir de. Rize denilince akla ilk olarak çay gelmesine karşın, bilinenin aksine birçok farklı ürünü de bereketli topraklarında yetiştirmektedir. Bunlar arasında cennet hurması, kivi, mavi yemiş olarak bilinen likapa ve özellikle mandalina gelmektedir. Ülkemizde ilk olarak Rize'de yetiştirilen portakal, mandalina gibi turunçgiller daha sonra Akdeniz bölgesine dağıtılmış ve ülkemizin turunçgil merkezi olmasında büyük rol oynamıştır. Dünyada ilk 5'e giren, şu anda 25.'si yapılan Emit Fuarı'nda Rize'mizde tanıtmak için buradayız. Rize deyince akla tamamıyla her şey natürel geliyor, doğalı geliyor. Bir yemyeşil, bakir bir coğrafya ve herkesi biz buradan hem dünya hem Türkiye'den herkesi Rize'mize davet ediyoruz. İlk çay geliyor aklımıza ama onun dışında Rize hurması, yani cennet hurması denilen, yine kendi spesifik iklimimize bağlı olarak likapa dediğimiz mavi yemiş, kivi, mandalina, bunu çok özellikle söylemek istiyorum. Satsuma denilen Japonya'da bir adadan ilk kez Türkiye'ye Batum'a 1800'lü yıllarda bu mandalina geliyor. Hemen akabinde de Batum'dan Rize'ye geliyor. Bunu Türkiye'de çok bilinmez. Türkiye'deki Antalya, İzmir, Mersin bütün mandalinaların ana vatanı Rize'den oralara gidiyor. 1970'li yıllarda fideler dağıtılıyor. Ve 1920 yıllarında Rize'deki arşivlere baktığınız zaman Rize'nin çaydan önceki ihraç malları mandalina, portakal, işte fındık, limon ve Rize'nin turunçgiller memleketi olduğunu çok kişi de bilmiyor. Kivi geldi. İşte bak şunlar, likapa dediğimiz mor yiyeceklerin tümü Rize'de var. Böğürtlen, mavi yemiş, kara yemiş dediğimiz ürün burada yok şu anda ama yani sağlık açısından, antioksidan açısından en zengin olan mavi yemişlerin tümü Rize coğrafyasında var. Rize denince akla gelen ve 2021 yılında coğrafi işaret alan Anzer balı. Anzer yaylasının eşsiz florasından sofralarımıza gelen Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görmektedir. Anzer balı dünyada meşhur bir bal. Bunun özelliği de hemen hemen 2500 kodlarının yukarısındaki çiçeklerden ve özel Anzer dediğimiz bir bölgedeki kendine özgü bir floradan elde edildiği için sadece o floraya ait o çiçeklerden gezinerek arılarımızın yaptığı bir baldır. Bunlar bakın özel mühürlü Anzer balı, kooperatif başkanımız Osman kardeşimiz burada. Dünyaca özel bir balımız. Sayın Başkanım, bir de bunlar coğrafi işaretli ürünlerdir. Tabii. Bu sene 2021 yılında
coğrafi işareti olarak tescil edilmiş. Coğrafi işareti sahibi de Rize Valiliği'ydi, Tarım İl Müdürlüğü'ydü. Evet. Anzel balının takibini de devletimiz yapmaktadır. Rize denince coğrafi işaretli ürünler saymakla bitmez. Bunlardan bir diğer önemli olanı da eşsiz lezzetiyle damaklarda nefis bir tat bırakan mıhlamadır. Bölgenin organik peyniri, mısır unu ve tereyağının bir arada buluştuğu bu lezzet, göze hitap ettiği kadar damaklara da hitap etmektedir. Rize'de el sanatları da oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunlar arasında en çok bilinenleri bakırcılık, sepetçilik, ağaç işçiliği, Rize bezi dokumacılığı, süs kabağı süslemeciliği önemli yer tutmaktadır. Burada da yine bölgedeki süs kabaklarından bayanlarımız el emekleriyle beraber çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Bu tarafta yine Güneysu'muzda bayanların eliyle bakıra işlenen sanat diyelim. Birçok ev eşyasında, kullanılan ev eşyalarında böyle kendi emekleriyle beraber bunları ortaya sergilemiş oluyorlar. Bir çay kenti olan Rize'nin bu özelliği el sanatlarına da yansımaktadır. Çay motifli çantalar, terlikler ve birçok tasarım usta ellerin maharetleriyle hayat bulmaktadır. Ben Sibel Kürtçü, deri tasarımcısıyım. Deri işleme ustalığı yapıyorum şu anda. Bizim yöresel ürünümüz çay. Çayı da topladığımızda sepetlerle taşıyoruz. Bu tasarım da çay yaprakları, çay çiçeği sepet halinde gelmiş bir tane ürünümüz. Yöresel el dokumamız olan Rize Bezi Feretiko el dokuma üretiyoruz. Genellikle düz kumaşlar ve tasarımlar yapıyoruz. Ekolojik baskı kumaşımızın üzerinde. Kumaşımızın en büyük özelliği ter çekme özelliğine sahip olması, bakteri üretmemesi ve doğal klima olarak adlandırılması. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmayla başlatılmış olan projeyle 18 yıldır yeniden tekrar gündeme geldi. Paçika bebeklerle ilgili çalışmalar Rize'de Çayeli ilçesinde yapılıyor. Buradaki bazı hanımlarımızın lisanslı bebek üzerine yaptığı çalışmalar üzerine çıkan bir çalışmamız. Lisanslı bebeklerin özelliği kadınlarımızın kendi el emeğiyle yapmış oldukları bir çalışma. Ve böylece de tanıtımımıza da, yöremizi tanıtımına da yardımcı olmaktadır. Ben Şule Aksoy, Rize Merkez Halk Eğitim'de usta öğreticiyim. Kağıt rölyef, yani üç boyutlu kağıtı hocasıyım. Osmanlı'dan gelen bir sanatımızı günümüze uyarlayarak bu fuara da turizm amaçlı olduğu için Rize'ye özgü resimlerle katıldık. Ülkemizde son yıllarda başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir örneğini de Rize'de görmek mümkün. Geleneksel mimari ile modern mimarinin bir arada harmanlandığı kentsel dönüşüm projesi, bölgenin ticaretine önemli katkılar yapmayı planlamaktadır. En önemlisi belki de kentsel dönüşüm. Çünkü Rize tam da merkezde ticaretin %30-40 canlı olarak tutulduğu bir bölge, 23 dönümlük bir alanı tamamıyla yıkarak, çünkü 1970'li yıllarda yapılan binalardı, yıkarak orada yeniden açık AVM hüviyetinde çok güzel bir çarşı yapıyoruz. Bu Rize'nin gelişmesinde vizyon değişikliği için de çok önemli bir proje. Bir deniz şehri olan Rize'de bölgenin turizmine önemli katkılar sağlayacak Millet Bahçesi projesi bölgeye olan turizm potansiyelini de arttıracaktır. Rize'mizde Millet Bahçesi deniz, biz biliyorsunuz Rize deniz sahilinde bir şehrimiz.
geçmişteki deniz dolgular üzerine 400 dönümlük bir alanda da millet bahçemizi icra ediyoruz. Millet bahçesi içerisinde bilim merkezinin olduğu, kültür müzesinin olduğu ve daha çok seyir alanlarıyla insanların gezip dolaşacağı alanlar icra etmiş olacağız. Sarot Termal Palas Tatil Köyü, şehri geziyorumu sundu.